Hoş geldiniz. Canlı yayın saatleri 17.40'ı gösteriyor. Kırmızı çizgi başlıyor. Serdar Ali Çelikler iki program sonra kavuşmanın. 3 program sonra mı? 3 Siz program yapmadınız ki. Kırmızı çizginin ilk programı bu 2009'un ya. İşte Serdar Ali Çelikler'e kavuşmanın. Niye acaba? Ben mi gittim ya? İlk sanki program yok değil. Program yaptınız mı abi? Yapmadınız. Ya, bana, yaptık kim programı. Yapmadı Nerede ya? Yapmadı? Abi. 30 Aralık'ta yaptınız mı? Şimdi kırmızı çizgi olmadığı için Londra'ya gitmedin. Sen Londra'ya gittiğin için kırmızı çizgi yapmadın. Tamam anladım. Ama hani kırmızı çizgi 30'unda yoktu, ben öyle bırakıp gitmiştim sizi. Spor, onu ayarlamıştım ben. Spor Plus yaptık burada. Spor genel koordinatörümüz. Salı günü yaptığınızı seyrettim. Salı günü yaptığınızı seyrettim. Liverpool'da yedin zaten. Ben bütün ümitle ne olur ne olmaz diye seyrettim ama yani. Sana rağmen kazanamadık tabii. Senle Lovren'e rağmen kazanamadık. Evet. Şampiyonluk gitti ya. Yok ya. Vallahi gitti ya. Yok buradan gitti. Abi 4 puan öndesiniz olur gitti mu ya? City'nin büyük maç fikstürü daha kolay. Gitti. Liverpool'un aslında çok kadar zor değil ama City'nin fikstürü daha kolay. Yok abi gitti, Lovren falan da var. Dağıldık biz gitti. Dağıldık yani, o 11 milimetre ile şampiyonluk kaybettik. Şimdi sen benim totem yaptığımı mı iddia ediyorsun? Totem yaptığını iddia etmiyorum. Sen söyledin gitti yani o an için gitti. Yani. Ama artık cehalet mi, totem mi? Yalnız ben sana şu ama şey tabii. Yani şakası. City tutuyordu Mehmet abi. O Liverpool düşmanı canım. Bizim Mehmet'le anlaşamadığımız tek nokta Liverpool. Liverpool. Yani 82 İtalya. Hamilton'ı Real falan da seviyorsun. Ben anlamadım ki. Real Madrid. Nasıl bir yere düştüm? Hamilton'ı bilmiyorum. Ben orada yokum. Ama şey yani anlaşamadığımız tek nokta ben Liverpool'luyum. Bizim dönem İngiliz futbolunda Liverpool vardı. Baba. Ben Türkiye'deki... Ama sen Nottingham Forest'sin. Ben yok, ben bir şey değilim. Ben Türkiye'de Liverpool'culuğa karşıyım. Türkiye'deki Liverpool'culuk var abi Türkiye'de. Doğru. Ama bizim yok. Abi benim çocukluğum. Liverpool'un bizim, ekmeğini yem. Seninle aynı kuşağız ya. Bizim dönemde abi bayağı iyi var, takımdı. Var tabii de. Ben şampiyon oluyoruz. Abi şimdi senin yaptığın şu. Manchester United yoktu, doğru mu? Sen doğru. Hı. Sen Liverpool'u tutuyorsun, bunun ticaretini yapmıyorsun. Tabii. Şimdi bunun Liverpool'u tutup ticaretini yapan var. Liverpool'u tutmayıp sırf ticaretini yapan var. Liverpool'cu gibi görünen var. Dolayısıyla benim derdim o. Yoksa bildiğim iyi Liverpool'cular Mehmet Aslan'dır. Mehmet abidir. Hürriyet'in spor müdürü iyi bir Liverpool'ludur. Şey de iyidir. Ali de fena değildir yani. Ali Ece de vardır. Başka kim vardır? Var. Bizim Kerem Alspor'daki. Acayip Liverpool. Kerem Can Bulat büyük Liverpool'ludur. Ben de iyi Liverpool. Ama her gittiği Liverpool maçını kaybeder. O canlı izlediği yani. Stadyuma gittiği maçlarda. Sabah bir arayacağım. Gürcan abiye Liverpool'culuk yaptı herif ya. Canlı yayında Liverpool'culuk yaptı. Bak. Zonguldak Spor'dan bahsediyorsun. Zonguldak Spor'dan bahsediyorsun. Gürcan Bilgisayar. Kerem daha gençti mi abi? Kerem çok küçüktür. Kerem 90'lı. 90'lı falan. Liverpool sevgisi ilginç yani. O bayağı eskiden beri. Yani kendini bile futbolu çocuklar... Galatasaray neyse Liverpool'u onun için. Adamı da ifşa ettik ya. Galatasaray yani. İçeriden geldi. Şey işte Ulvi Hoca'yla Gülcan abi konuşuyorlar. Araya bilgi diye şey söylüyor. Liverpool'un taç antrenörü bile var. Dedi. Gülcan abi çok güzel bilgi de Liverpool'dan veriyor onu yani. Aman Lovren bizi bitirdi ya. Allah kahretsin. Lovren bir Mehmet Ayan. Bu ikisi bizi şampiyonluktan etti ya. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Van Dijk. Serdar ne yaptın? Ne boş ver. Sen ne yaptın İngiltere'de? Güzel. Hava buradan hava buradan güzeldi. Sıfır yağmur yağdı. Allah'ım. Yani metrekare en çok yağmur düşen ülkelerden bir tanesinde hiç yağmur yağmadan çok güzel bir havayla gittik. Çok güzel bir havayla geldik. 365 günü 65'inde güneş varmış sadece. 300 günü kapalı ve yağmur. Ya öyle tabii, gene güneş çok azdı ama yani hiç yağmur yok. Çok tamamen kuruydu. Ondan sonra ya ben her seferinde çok keyif alıyorum. Çok seviyorum orayı. Orada kendimi çok rahat ve mutlu hissediyorum. Londra yani şöyle tarif ediyorum ben. Pakistanlıların, Mısırlıların, Fransızların, işte Endonezyalıların, Jamaikalıların, ondan sonra Tanzanyalıların, Güney Afrikalıların, herkesin başkenti Londra. Herkes orada yani. Japonların, Türkler, Korelilerin ve son yıllarda da ciddi Türk var. Ciddi Türklerin. Yani herkese Taylıların, Taylandların yani, Lübnanlıların, Orta Doğuluların yani herkesin başkenti. Ben bu kadar kozmopolit şehir, New York belki bir de Londra ve herkesin de uyumla yaşadığı ama herkesin İngiliz olduğu sonuçta. Peki o zaman bir yer daha hatırlamıyorum. Başlığı açıyorum. Londra'da yaşamak için bir Türk'ün Londra'da diyelim 40 yaşında senin gibi 43-44 yaşında bir Türk'ün ömrünün sonuna kadar yaşaması için kaç para lazım? Çok para lazım. 1 milyon sterlin yeter mi? Çok rahat yeter. Fazla bile. Yeter. 1 milyon sterlin yeter. 300 bin pound bile. 300-400 bin pound. 400 bin pound. 400 bin. Evi var mı? Yok mu? 1 milyon. Ben 1 milyon sterlin param var yok abi.
1 milyon sterlin param var. Londra'da ölene kadar yaşayabiliyor muyum? Tabii çok rahat yaşayacağım. 1 milyon sterlin kaç para? 7 milyon. Bak ben sana hemen hesap edeyim. Londra'da ortalama nasıl bir evde oturacaksın? Hemen sana 5 dakika. Ben ev sevmem zaten. 2 oda bir salon yeter bana. Ne yapacaksın kaşan? Senin ev, bak senin ev büyük bana Bodrum'daki. Senin Bodrum'daki ev büyük bana. Ben sevmem öyle. 3 kişi yaşıyorsunuz siz. 2 artı 1 yeter. Benim ev dedi efendim, benim ev işte 165 metrekare falan. Londra'nın Beylikdüzü nere abi? Bana Londra'nın bir sürü Millwall'da falan mı kalacaksın? Millwall daha merkez. Putney falan iyidir bak. İyi bir semtte. Seninkinin iyi yarısı semtte, yeter bana. 2 artı 1. 85-90 metrekare bir ev. Kaç pound aylık? 4. İyi semt Güney Londra'da söylüyorum sana. Balham'da. Piccadilly'ye yakın mı? Yok değil. Dulwich'te falan. Yani güzel semtler buralar. Okulu falan iyidir. Yani tatlı semtler. Richmond'da falan rahat rahat 1300-1400 pound ev bulursun. 1500 pound eve verdik. 1500 pound ev. 150 pound konsül tax verirsin. O ne? Belediye vergisi. Ha niye? Belediye hizmetlerini alman için. Ne orada elektrik su parası gelmiyor mu? Geliyor, onun dışında o. Dışında. 150... Yaşama parası yani. Hayır. Belediye hizmetleri parası. Çöpünü toplama, yolunu yapma. İşte biz vesaire. Biz ülkede öyle para vermiyoruz. Vermiyorsun, burada veriyorsun. 150 pound'dur o. Hı. 10 ay verirsin. 12 ayın 10 ayını verirsin ama çok 150 pound'dır. 170 pound civarı elektrik ısıtma. İkisi ortaktır. Tek faturadır o. Su da 20-30 pound anca gelir. 200, 350, 1800, 2000 pound'a oturdun abi. 2000 pound'a oturdun. Daha ağzına bir şey koymadı. 2000 pound'a da rahat rahat geçiniz. Çok rahat. Çünkü şey ucuz. Alışveriş çok ucuz. Yani gıda uygundur. Dışarıda yediğin içtiğin dahil. 4000 pound. 4000 pound her ay. Çok kral gibi güzel yaşarsın yani. Yılda 48.000 pound. Araba lease edeceksin. Kiralayacaksın araba. Alacaksın mı, kiralayacaksın mı? Kira ne? Araba kiralarsın. 180 euro, 180 pound da iyi bir araba alırsın. Tamam. Yani senin şimdi kullandığın araç 180. Şimdi Serdar'cığım, ayda 4000 pound'la bunların hepsini yapabiliyor muyuz? Yapıyoruz. Yapalım. Yani yılda orada enflasyon falan olunca 48.000 pound. 48.000. 30 sene yaşarsan 1.440.000 pound olur ama. 1 milyon yaşarsın işte. Hiç iş yapmıyorsun tabii. Hiç sıfır, iş yapmıyorsun. Sıfır gelirle. Hiç iş yapmıyorsun. 30 yılda 1.440.000 pound harcarsın. Çok. Senin bu dediğin hesaba göre. Tabii. Bir şeyler de yaparsın abi artık. Eşekliysin ya diyorsun. Abi. 30 sene sıkılırsın abi. Yani 3 kişi için 2000 pound. Çok rahat mutfak masrafı. Dışarıda da yediğin içtiğin dahil. Çünkü uygun abi. Fiyatlar uygun. Ben 2011 Ocak'ta gitmiştim. Hayatımda ilk defa yurt dışına çıkmıştık. Orada da bir kameraman abi vardı. Ona iPhone 3 bulacağız diye. Bütün Londra yürüyerek dolaşmıştık. Hiçbir yerde yoktu falan. Pakistanlara falan. Doğubank gibi bir yere gittik. Doğubank gibi bir yerde. Londra'nın Doğubank'ında iPhone aradık o zaman. iPhone 3 de tabii böyle piksel yani hatırlayanlar olacaktır. Ama o zaman modaydı, şeydi. Ama bak Ali abi mesaj atmış. Oralardan bayramda Londra'ya gidersin. Gaza gelme. Mesafe Gölcük Taksim arası diyor. Dediğin yerlerle Londra merkez arası. Hayır değil. Ali abi böyle söyle abi, onları en bileceksin. Değil, Dulwich'ten bahsediyorum ya. Bilmiyorum abi. Bayramda Londra'ya gidersin diyor. Hayır abi yok. Bayramda gaza yok. Gelme Gölcük Taksim. Hayır, bayramda gitmez sen. Hayır, hafta sonu gidersin. Kensington'dan girersin abi. Putney'in aşağısı Ali abi ya. Putney'in aşağısı. Richmond'un sağı. Crystal Palace'ı bilirsin. Crystal Palace. Onlar da üstü işte. Tabii oralar şahane. Çok güzel yerler bak. İnanılmaz güzel. Oğlum Kensington şöyle güzel. Ben kuzey ya da güzel. Ben Crystal Palace otobüsü gördüm. Kensington'da yaşayamazsın abi. Yaşayamazsın onu diyorum yani. Tam Ulusal Tarih Müzesi'nin yanında kuzey mi güney mi Kensington? İkisinden bir tanesi. Orası güney. Orası South güney Kensington. Tamam işte yani. Orası, ama orası yani olay orada. Chelsea'de de yaşayamazsın. Abi sen Chelsea en pahalı semti zaten. En temizi sen Liverpool'da yaşa. En pahalı semti Kensington abi. Şey, tamam işte Liverpool'dan bahsediyoruz. Chelsea'de şey. Liverpool değil, Londra'dan bahsediyoruz ya. Ha ben Londra'dan bahsediyorum, pardon. Ha Liverpool daha mı ucuz? Liverpool tabii ki daha ucuz canım. Londra. Liverpool daha mı ucuz? Çok pardon. Çok daha ucuz. Yani bu 4000 mi? Manchester'da 3000, Liverpool'da 2500. 2500 pound'a yıllar ayda Londra'da yaşıyorsun. Liverpool abi. Yani Liverpool, aman karıştırmayız. Manchester 3000, Liverpool 2500. Sen nerede yaşıyorsun? İstanbul, İzmir. Sezer'cim taciz etmezsen merkezde... sevinirim. Serdar gelmiş, iki satır adamlar şey alalım. Ben merkezden başka yerde yaşayamam. Ben Londra'da yaşarım. Ben de Londracıyım abi. Ama biraz dışarısında yaşayabilirim. Yani şeyinde yaşarım. Chelsea bu gider mi? Buna uyar mı? Chelsea ona uyar da Chelsea çok yaşayamaz pahalı Chelsea yani. Bütçeme uyar mı? Emin değilim. Chelsea çok güzel uyar. Chelsea herkes uyar. En zengin semtlerden bir numara. Bir. Benim bildiğim en güzel semt orada Piccadilly. Çok merkez. Ama yani oturulacak bir yer değil yani. Piccadilly hani, değil mi? Yani orada meydan yani. Taksim. Tabii. Aynen Taksim'de oturulacak. Ama o şeyin... Orası güzel. Orada inanılmaz bir kütüphane var. Eğer hakikaten Londra'ya giden olursa oraya bir girin.
bir spor bölümü var. Bizim bütün kütüphane. Baba sen bana güven bak. Tatlı duvar hiç falan. Oğlum hala abi Gölcük Taksim gaza gelmedi diyor ya. Hala abi bilmiyor mu? Ya ben tam anlatamamış olabilirim ben. Piccadilly'de bir kitapçı var. Mutlaka gidin bir 5 katlı falan. Potney uygundur. Waterstones. Potney uygundur diyor. Potney uygun. Potney çok iyi. Bir katı var. Bir bölümü ya yani bizim Türkiye'deki bütün spor yazının toplamından daha büyük bir yer böyle. Gir, ya inanılmaz bir kitapçı yani. Olağanüstü bir yer. Yani. Waterstones dediği yer. Hı-hı. İnanılmaz bir kitapçı. Arkadaşlar Londra anıları Serdar'ın bitti. Ali abi teşekkür ediyoruz verdiğin destek için. İnşallah yarın akşam da bir merhabalaşacağız seninle. Evet. Mutlu olacağız. Efendim Divanül Lügatit Adana gelmişler daha. Çok güzel ya. Çok güzel ya. Adanaca geldi arkadaşlar. Adanaca biraz sonra size Adanaca'da anlatacağız. Evet. Sadık Çiftpınar. Buyurun. Hayırlı olsun. İyi Sezer transfer. Bey'in isteğini yerine getirelim. İyi transfer. Ya neden iyi transfer? Çünkü iki sebepten. Bir kere Reyes'ten kesin iyi. Yiğit Andam'da herhalde daha tecrübeli. Yani Süper Lig tecrübesi var. Bunlar doğru da bunlar yeterli mi? Ondan sonra Fener kimi alsın yani? Fenerbahçe birinci stoper olarak sahada aldığını düşünmüyorum ben. Yani birinci stoper olarak almadı. İkinci stoper olarak da almadıysa tamam. Şimdi birinci stoper Şikerter. Bunu kabul ediyorum. Yani eldekilerden bahsediyorum. Hı hı. İkinci stoper muhtemelen Serdar olur. Muhtemelen. Üçüncü stoper ve dördüncü stoper Roman Neustadt'lerle Sadık Çiftpınar. Bu şimdi bu Türk futbolcu 24 yaşında gelişimi açık. 26. İyi bir altyapı yetişmiş. 26 yaşında gelişimi açık. İyi bir altyapıdan yetişmiş. Galatasaray altyapısından yetişmiş. İyi bir çocuk. Çok Fenerbahçeli. Fenerbahçeli. Ailesi Fenerbahçeli. Malatya Spor gibi bir takımda kendini ispat etmiş. Alt lig oynamış. Süper Lig oynamış. Bu takımda şimdi lig ikincisiydi yani son haftaya kadar. Hala da 29 puan yani Galatasaray yani. Aynı puanda hepsiyle. Şimdi o zaman bu takımında birinci stop yani iki tane stoperinden bir tanesi hep oynamış. En çok pozisyon uzaklaştıran futbolculardan bir tanesi olmuş falan. Yani bu Sadık'tan bir İbrahim Toraman efekti de çıkabilir. Ya burada işte o zaman Anadolu takımında çok parladı ama sonra büyük takım oyuncusu olarak devam edemedi şeklinde bir efekt de olabilir. Veya yıllarca hizmet edebilir. Yani bu Fenerbahçe'nin son 15 yılına bir bakalım. Fenerbahçe'ye gelmiş Türk oyunculara bakalım. Ve fayda sağlamış. Gökhan Gönül, Oftaş, Volkan Demirel, Kartal Spor, Caner Erkin, her ne kadar CSKA'dan olsa bile Manisa Galatasaray. Hayır. Yani en son Galatasaray'da orijin Manisa. Senin dediğin anlamda orijin Manisa yani. Yani çok da ümit vaat etmeyen genç oyuncu ya da tanınmayan genç oyuncuların Fenerbahçe'ye uzun zaman hizmet ettiğini görüyoruz. Bekir vardı. Bekir kaptan olarak ya. Bekir de hizmet etti yani. Egemen de hizmet etti. Egemen iyi bir mesela. Egemen iyi stoper. Ama keşke yaşlanmasa Egemen. Ama Egemen Bursa Spor'un kaptan olarak Egemen yani Bursa Trabzon hazır geldi. Yani. Bursa Trabzon Fenerbahçe. Ya Türkiye'de şu anda var ya. Bursa Trabzon Beşiktaş Fenerbahçe. Tabii. Türkiye'de şu anda bayağı kırılamayacak, rekoru kırabilecek tek oyuncu biliyor musun? Eğer yarım sezon Galatasaray'da oynasın. 5 şampiyon olmuş tek oyuncu evet. Ve Başakşehir'de şampiyon olursa 6 şampiyon olmuş tek oyuncu olur. Evet. Başakşehir şampiyon olursa ona şey olur. 5 Başakşehir şampiyon olursa 5 şampiyon takımı olmuş. Dolayısıyla hani Egemen'i dışarıdan yani Egemen biraz yani ne bekliyoruz Egemen gibi transferden işte Serdar Aziz olursa hani o da Galatasaray'da büyük takımda oynamış filan dersin. Ama Sadık'tan ihtimal var mı? Var. Uygun da bence alındı. Hayırlı olsun. Türk stoper iyi bir şeydir. Türk oyuncu iyidir. Gelişime de açık. İnşallah başarılı olur. Faydalı sağlar. Uğur sana sözü vermeden bilgi bir... Süper transfer mi? Fenerbahçe'ye abad eder mi? Elbette diyemeyiz böyle bir şey. Ama ben ümitliyim. Malatya hatırlarsanız da bu transfer dedikoduları çıkmadan da ben yılın kadrosuna, ilk yarı kadrosuna sahada almıştım. Malatya divarından derler ki ya bugünkü Fenerbahçe'ye tabi uygun ama Fenerbahçe gibi Fenerbahçe'ye uygun mu? Soru bu bence. Ben hatta şunu söyleyeyim. Ben Malatya'nın böyle çok ağam şam arayacağını ya Sadık gitti böyle olduk diyecek bu duruma düşeceğini düşünmüyorum. Mina var, Murat Akça var. O da Galatasaray altyapısından. Şimdi Yiğitan geldi yedek olur o. Bir tane stoper ayarlarlarsa Malatya hiçbir şey olmamış gibi devam eder. Onu söyleyeyim. İkincisi Sadık'ı herhalde yani bu konuda mütevazilik yetmeyeceğim. Galatasaray altyapısının özellikle o dönemini. Sen yeni iyi bilenlerden bir tanesisin. Şöyle ben altyapı köşesi hazırlıyordum o zaman. O yüzden Florya, Dereazı ve Ümraniye'ye her hafta bir tanesine gidiyordum. İki haftada bir Florya'ya gidiyordum ve o dönemin oyuncularından biridir Sadık. Yani Sadık
16-17 yaşındayken, 17-18 yaşındayken ben 23-24 yaşında, 23-24 yaşında gidip oralarda bilgi alıp o bilgiler üzerine, özellikle altyapı üzerine biraz eğilmişliğim var. Yani benim bildiğim bir dönem. Ve ben sahada hakikaten çok severim. Karakterini severim. Çok hırslıdır. Enerjisini sahaya her şeyle yansıtır. Çok konsantredir. Ve doğal bir atletizmi vardır. Yani belki boyu biraz kısa gelebilir bir stoper için ama hızlı bir oyuncu olduğu için onun açığını da kapatabilir. İşte hırsıyla hava hakim, sıçrama konusunda da problem yok. Ya iyi bir atlet Sadık. Bunlarda problem yok ama işte büyük takım oyuncusu, büyük takım stoperi dediğin zaman bambaşka bir yere gidiyor. Özellikle ya bunu mesela bir kanat oyuncusu Anadolu'da başarılı olursa gelip aynı benzer bir şekilde aynı oyun stiliyle büyük takımda da oynayabilir ama büyük takım stoperi Anadolu'daki gibi oynayamaz. Anadolu'da belli bir limitte, belli bir rolde başarılı oldu diye gelip pat diye Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a koyamazsınız. En zor işlerden biridir bu. Zamanında ne oyunculara ne paralar verildi. Forma yüzü görmeden giden birçok stoper oldu. İşte Serdar Kesimalı mesela çok yakından örnek verebiliriz. Kaldı ki Serdar Kesimalı çok daha popüler, çok daha net bir performans sergilemişti. Milli takımdan Kayseri Spor'da ve savunma ağırlıklı bir takımdan gelmemişti. Şimdi Malatya Spor çok özel bir proje. Yani Malatya'da başarılı olmak için yani Erol Hoca sana öyle bir rol biçer ki sadece senin olumlu taraflarını öne çıkarır. Bu özelliklerini seni olduğundan daha iyi gösterebilir. Sadık'ta da durumun bu olduğunu düşünüyorum. Şeye katılıyorum. Bu rotasyon içinde yer alabilir mi? Bu hazır form durumuyla, hazır oluşuyla, iyi bir atlet oluşuyla bu takımın 3. 4. stoperi olabilir. Ama 3. stoper olmasıyla 2. stoper olmasında çok büyük fark var. Ya Fenerbahçe 11 oynatacaksa Sadık'ı çok ciddi bir hayal kırıklığına hazırlıklı olsun, onu söyleyeyim. Yani hızlı bir oyuncu tamam, eyvallah. Ya da kapandığın zaman ya bir kornerde mesela hava hakimiyeti problemi yaşatmaz sana. Ama ayağına gerçekten hakim olmakta zorluk çeken bir oyuncu. Zaman zaman çok savruk hamleleri var. Bir hamle yaptığı zaman arkasında bıraktığı boşluklar, çünkü dediğim gibi enerjisiyle, hırsıyla oynayan bir oyuncu gidip önde basmaya gidiyor. Bir bakıyorsun arkası bomboş bırakabiliyor yani. Fenerbahçe'de bunu yaparsa çok ağır cezalandırırlar. Çünkü Fenerbahçe'de daha önde oynamak zorundasın. Ersun Hoca'yla daha önde oynamak zorundasın. Sadık bir alternatif olarak belli maçlarda, belli dönemlerde zaman zaman forma giyen bir oyuncu olabilir ama bir tık fazlasını istediğiniz zaman hayal kırıklığı yaşarsınız. O yüzden de büyük takım görmüş Serdar Aziz'in transferi mantıklıdır. Kesinlikle öyle yani. Serdar Aziz 10 kat daha önemli bir transfer. Sadık transferi. Mantıklıdır yani. Önde oynamayı bilen oyuncu anlamında. Şimdi ben Serdar Galatasaray'da da gelişti bence. Tabii tabii. O da Galatasaray'a ilk geldiğinde benzer sıkıntılar yaşamıştı. Ben şimdi mevzuya bak, futbola nasıl baktığımız da önemli. Yani benim fikrim belli ya. Ben bence büyük takım bir stoperle oynar. Yani ben ikinci stoperi kullanmama taraftarıyım. Yani işte John Stones, Laporte, yani Laporte stoper değil bence yani. Ya, oyun kurucu. Tabii top atıyor diye. Yani. Daha biraz oyun kurucu falan diye kullanıyor yani. Şey onu. Guardiola onu. Ya da mesela Varan hem çok iyi bir stoper hem çok iyi top kullanabilen bir oyuncu falan. Ama hani yani bir tane net stoper. Bir tane. Onun da ayağı iyi olacak. Bir yok, onun olmasına gerek yok. Bir tane net iyi stoper. Kazma lazım diyorsun. Bir tane net iyi stoper. Ya yani bir tane Lugano ama yanına bir tane geriden oyunu kurmakla yani bir savunma lideri. Popescu, Falco Götz gibi bir adam falan lazım. Yani işte ya da yani Hök Uçe, işte Götz, şey, Stumpf. Yani bu ikilileri saydığımız zaman hep aklıma öyle geliyor. Hı-hı. Dolayısıyla benim bakış açım zaten bu. Şimdi Sadık stoper olanı. Serdar da stoper. Şikertel de stoper. Efendim Neustadter de stoper olduğu aslında iddia ediliyor filan. Ondan sonra Neustadter dersen iyisi senin hoşuna gider. Çünkü ne stop, orta saha stoper arası. Ama yani iyisi değil. Ama iyi değil. İyisi yani. Değil, evet. Filan derken ya benim bahsettiğim hani orada madem Mehmet Topal gelip topu alacak. Yani iki stoper sağa sola açılıyor. Mehmet Topal ortaya gelip topu alıp açıyor ya oyunu. Madem Mehmet Topal oyunu açıyor, Mehmet Topal oynasın yani o zaman. İyi de o zaman Aykut Hoca oynatınca niye bu kadar eleştirildi? Stoper de mi? Evet. Ben hiç eleştirmedim. Yok, genel manada söyleyeyim. İnsanların öyle bakışısı var ya. Mehmet oynamak istemiyor. Mehmet oynamak istemiyor. Ama aslında oynaması gerekiyor. Bence öyle yapması lazım.
Yani bence benim futbolun mantığıma göre orta saha oyuncusu stoper oynar. Malı artık oynamalı. Dolayısıyla özellikle iç saha maçlarından söz ediyorum. Yani size karşı kapanmış rakiplere karşı oynarken söz ediyorum. Dolayısıyla Sadık'ta, Serdar'da, Şikertel'de, Neustadt'ta stoper. Bildiğimiz stoper. Bunları tabii Ersun Hoca'nın dönüştürme kabiliyetleri var. Dönüştürme kabiliyeti var. Ersun Hoca Egemen ve Alves gibi iki tane çok ağır stoperden çok önde oynayan bir takım yaratmayı da başarmıştı. Bakalım nasıl değerlendirecek. Yani oynamadan bir yorum yapmayalım. Peki görelim. Gidenlere ne diyorsunuz? Kim gitti ya? Yiğitan ve Barış. Yiğitan doğru. Bonservisle Yiğitan Barış. Yiğitan bonserviste mi kesin? Yiğitan bonserviste. Barış Altaylı. Yani bu Yiğitan'ın gelişmesi lazım. Bir oynaması lazım yani daha doğrusu. Böyle bir sene, tam bir sezon sakatlanmadan oynayan Yiğitan'a bir bakmak Galatasaray'la lazım. Beşiktaş'ın talip olacağını düşünüyorum. Öyle mi? Oynarsa. Ama ben de beğeniyorum. Ama bu da garanti bir şey değil çünkü çok sakatlanıyor. Evet yani bir oynaması lazım. Çok sakatlanıyor. Barış Alıcı bak Barış Alıcı'nın olacağı Mevlüt Erdinç. Maksimumu Mevlüt Erdinç. Veya Kerim Fıray. Şimdi burada yani ondan bir Serdar, Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. Hani Altınordu altyapısı falan ya hani. Ondan bir Cengiz Ünder, ne bileyim bir böyle bir Geri Rodriguez efekti beklemeyelim yani. Ver kalemi bana. Buradan felsefi bir tartışmaya geçmek istiyorum. O da sebep şu. Yani maksimum olacağı Barış'ın Mevlüt veya Kerim Fıray. Fenerbahçe Koku'dan, artık fiilen Komoli'den, hatta Kuman'dan, işte ne bileyim neydi, Onur Başar'dan, o yapıdan hepsinden vazgeçti de Barış'tan da mı vazgeçti? Yani burada, Barış'tan vazgeçmedi. Barış 5 ay sonra dönecek ya. Şunu atmışsınız şu an. Yani biz Barış'a yatırım yapmadık mı? Biz Barış üzerinde... Saliye de yaptık abi. Hani... Bu da yatırımın bir parçası. Yani gitsin oynasın madem oynatamıyor. Öyle mi diyorlarmış? Onu soruyorum. Gitsin oynasın. Sorunma. Yani ben de diyorum ki... Vazgeçmişlik değil midir? Bak bence? Ben de diyorum yok, ki... Yok yok bence bayağı ben de, iyi hatta. Ya. Malatya'da oynayacaksa süper olur. Ben Malatya'da da oynayamayacağını düşünüyorum. Yani ben Barış'ın maksimum olabileceğinin... Maksimum şey Kerim Fıray ve Mevlüt Erdinç seviyesi. Çünkü artık 20 bak. Barış dediğin oyuncu 22 yaşında. 22 genç, yaş genç değil. Yani 22 yaş genç değil. Barış'ın olacağı bu. Peki sen o zaman şunu da... Berke hariç, genç transfer, bir de Ferdi hariç. Sen genç ver, transfer dediğimiz yok yani. O zaman sen şunu da söylüyorsun. Daha önce söyledim de tekrarlamak istiyorum. O zaman Barış büyük ve pahalı bir transfer. Yanlış bir transfer. Para sana yani diyorsun. Şöyle, Barış'la Berke bir paket olarak alındı. Yani o pakette 7,5-8 milyon euro bir şey yani. O pakette her Barış ne kadar bilmiyorum. Berke orada yüksek para galiba. Berke'ye bakacağız abi. Berke'yi bilmiyorum. Yani bir şey diyemem Berke'yle ilgili. Ama şunu da söyleyeyim yani. Malatya'nın da sağ kanadında böyle Ronaldinho oynamıyor. Mihail Pereira oynuyor. Bence o, vasat bir oyuncu ya. O adam form alabilir. Adana Demirspor istiyormuş onu da. Barış. Bayağı vasat. Ama Barış'ı ben hani Barış ama şimdi şöyle bir şey var. Böyle krizli dönemlerde bu oyuncuları kaybedebilirsin. Şimdi Malatya gibi biraz daha sakin bir yerde bir baksın. Oynasın bakalım. İnşallah başarılı olur. Ki ya oynayıp döndüğü zaman ilk geldi halinden daha önemli iyi bir şey yerde olacak. Bir de yani Barış'ın tavanı konusunda ben henüz kapatmadım o pencereyi. Benim de şüphelerim var. Katılıyorum şüphelerine. Ama şunu unutmayalım. Yani bu adam süperlik hiç görmeden Fenerbahçe'ye geldi. Yani Fenerbahçe zaten zor bir dönemden geçiyor. Bir genç oyuncunun kaynayan bir çorbaya benzeyen bir takıma eklemlenmesi, 11 oyuncusu olması gerçekten çok zor. Elif bile takır takır top oynarken düştü. Zaman içinde nasıl düştüğünü gördüm. Elif'te bir şey var. Ya yani genç nüve var yani. Var var ama yani genç oyuncu işlemeyen yapıya adapte olmakta çok zorlanır. Çok daha kolay eklemlenirsin. Bak bir Sosa olduğu zaman arkanda tak diye Abdülkadir'in de formu artıyor. Yusuf'un da artıyor. İşte stopere Hüseyin'i falan da koyuyorsun. Yani ortada bir iskeletin olduğu zaman oturaklı bir iskelet etrafını süsleyebilirsin ama süstür yani bu neticede. Barış da katılıyorum. İyi bir sınav verdi mi ilk ayda, 6 ayda? Bence de vermedi. Fırsatlar geldi, değerlendirdi mi? Değerlendiremedi. İşte Zagreb maçları vesaire. Ama genel manada bakıyorum bir fırsatı hak ediyor. Yani bir Süper Lig'de belki Fenerbahçe şey olmayan bir Süper Lig takımına görelim. Bir görelim evet. Çünkü bu adam da geçen sene bayağı Altınordu'da 10 küsur gol atmış. Yani PTT 1. Lig'de de
adamın ağzına tekme atıyorlar. O ortamda bu kadar gol atan, asist yapan adamı da tabii. Bir şans vermek, tanımak gerekiyor. Yani Barış'tan vazgeçmiş değil yani. Öyle bir de vazgeçmiş. Fenerbahçe sayılmaz. Dosyasını kapatırken. Fenerbahçe için şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de zaten yeni transfer bir tek Sadık diyorlar ama şimdi Dilar var. Sağ beke bir rotasyon geldi. Büyük ihtimalle ben Serdar Aziz'in geleceğini düşünüyorum. Tolga'nın da geleceğini düşünüyorum. Bunlar yani kadro derinliğini arttıracak oyuncular. Ama ben Fenerbahçe'nin asli probleminin skor üreten oyuncu da olduğunu düşünüyorum. Ve skor üreten oyuncu transferi konusunda bir adım atıldığını görmedim. Skor üreten oyuncu santrifor olabilir veya on numara olabilir. Mesela Talişka, ben Ahmet Bulut'la konuştum, bunu açık söyleyeyim. Talişka şimdi gelemez dedi, mümkün değil. Yani olsa olsa sene sonu, o da şu an için söz konusu değil. Talişka maç başı bir gol atıyordu. Yani, vermezler yani, bırakmazlar onu. Talişka işi zor. Fabregas zaten. Bir de hayal kurmayalım. Jirolar, Mirolar ya, bunların aldığı paralar. Artık yani biraz mantıklı olmak lazım. Fenerbahçe Sovu Fransa Ligi gol kralını 10 milyon euroya almıştı. Ve nasıl aldığını biliyoruz. 2,5 şimdi, maaş vermişti. Oradaki parasına zam yaparak. Evet. Şimdi, ya şimdi Fransa Ligi'ni yani şimdi Fransa Ligi'ni falan alamazsın abi. Gol kralını falan alamazsın. Dolayısıyla hani biraz mantıklı olalım. O yüzden ben Fenerbahçe'nin şimdi Çin'de şey değişmiş abi. Sistem. Yabancı sayısı sistemi değişmiş. O yüzden Çin'den millet dökülüyor işte, alanlar, igalolar, bilmem neler. Öyle bir şey bulursa bir ihtimali var. Ama ya bir santrafor ya bir on numara transferi yapmasını bekliyorum. Bir de tabii adam göndermesi lazım. Yani nereye alıyorsun yani? Bir de o var. Nereye alıyorsun? Şimdi bir noktanın altını çizelim. Bugün Sayın Fikret Orman sabah Antalya'da yaptığı açıklamada Tolga Ersan kontratlı oyuncumuz, böyle kalacak gibi görünüyor dedi. Ama dün de Fenerbahçe 2. Başkanı Sayın Semih Özsoy, Tolgay da bizi istiyor, Serdar da bizi istiyor dedi. Serdar Tolgay Fenerbahçe'ye gelirse ne olur? O Serdar ne diyor? Tolgay'ı sen de biliyorsun ki, çok iyi biliyorsun ki Mehmet. Trabzon'dan beri Ersun Yanal istiyor abi. Niye istiyor onu da ben anlamış değilim ya. Mesela ben Tolga'yı hiç anladığım bir oyuncu değil benim. Hiç tuttuğum bir oyuncu da değil. Ya, ben olsam almam yani. Abi bir de şöyle bir şey var. Beşiktaş'ta 3 milyon. Alınan en kötü kararlardan bir tanesi de şu. Ben mesela şöyle örnek vereyim. Şimdi Serdar Ali Çelikler buranın yorumcusu, tamam mı? Ben de müdürüyüm. Diyorum ki ya iyi yorumcu bizim için. Eyvallah. Bu sıra formsuz ama yine de iyi yani. Bizim kanalımıza yakışıyor. Ama yani şimdi bu adam bir ESPN falan isterse bu adama bir 20 bin dolar atarlar. ESPN'e gitmesin diye ben sana bir 15 bin dolar vereyim. Yani senin hayalini kurup, yani bir 5 sene sonra olabileceğin en iyi yeri hayal edip ona gitmemen için sana durup dururken bir teklif sunmam gibi bir şey. Tolga'yın 2,5 milyon euro alması bir fiyaskodur ya. 2,5 milyon euro nasıl alır Tolga? Tolga 500 bin euroya senin Bundesliga'dan getirdiğin, o dönem verim aldığın bir oyuncu. Performans olarak da bir senedir ortada yok. Performans olarak düşüşteki oyuncuya zam yaparak diyorsun ki ya bu adam iyi olursa yarın öbür gün çok iyi olursa, yani iyi de değil yani, iyi olması da yetmez. Çok iyi, mükemmel oynarsa o zaman elimize tutmuş olmamız lazım. O yüzden 2,5 milyon euro vereyim. Ya böyle sözleşme mi yapılır? Çocuk da orada 20 yaşında değil ESPN'e yani. ESPN'e gideceğini düşünerek sözleşme yapamazsınız Serdar Çelikler'le. ESPN'e gidecekse gider. Bak zaten bizdeki mantalite problemi de bu. Oyuncu gitmesin diye sözleşme. Oyuncu gitmesin diye sözleşme yaparsan adam yan yere de gitmeyecek zaten. Mesela Fikret Bey demiş ki gideceğinizi sanmıyoruz. Gitmezse bu sözleşmeyle gidemez tabii ki. Sen zaten gitmemesi için sözleşme yapmışsın. Doğal olarak. Ya inşallah gel, bak açık söyleyeyim. Ben Fenerbahçe olarak diyorum ki inşallah gelmez bu paralara. Yani Şener artı 1 milyon euro tamam. Bir Torino görüşmeleri olacakmış. Ama gelmese. Ama Torino'da 2,5 milyon alamaz, onu söyleyeyim ya. Tolga'nın kemiksiz 2,5 milyon alması imkansız İtalya'da. Bak verebilecek kulüpler Inter, Juventus, belki Milan, belki o Roma bile değil yani. Roma bile değil. Roma ne verecek? Vermez. Roma 1 milyon oynatıyor Cengiz'i. 1 milyon Cengiz Ünder'i. Adam 50'ye mi satacak artık? 45'e mi satacak? Ne oldu belli. Böylesi bir tablo var. Böylesi bir durum var. Tolga İtalya'dan mesela o parayı alamaz. Sen burada İtalya'da alamayacağı parayı veriyorsun. Sonra diyorsun ki ya bu adam gitmeyecek galiba. Gitmez tabii, kadro dışı. Adam kavurmalı pilav yedi diye kadro dışı kalmış adam. 2,5 milyon euro alıyor. Dünyanın 3 büyük ligi hariç hiçbir yerde bu parayı alamaz. Gitmez tabii, kimse almaz. Fenerbahçe'de bedava bile versen düşünürüz. Lan ben bu kontratı üstleniyorum ama niye almasam mı acaba der. Ben Fenerbahçe olsam almam mesela. Bak bu kadar açık söylüyorum. Ersun Yanal neyini beğeniyor anlamış değilim. Ama ben tutmuyorum. Ben tuttuğum bir oyuncu değil. Senin soruna gelirsek abi, Serdar Fenerbahçe için
yani bıraktığımız noktadan daha iyi, net şekilde daha iyi yapabilecek tek adam şu anda. Adı geçenler arasında. Serdar Aziz Fenerbahçe savunmasına çok şey katar. Türkiye'nin en yerli stoperi. Ona da katılıyorum. O fikre de katılıyorum. Hazırda bir oyuncu. Fatih Terim'le aralarında yaşadıklarını ayrıca değerlendiririz. Bir kronoloji çıkaracağım onun için. Ama Fenerbahçe için çok çok iyi bir transfer olur. Fenerbahçe'nin mesela Sadık bir ek. Ama senin ana problemlerini çözmez. Senin kalp ritminde bozukluk var. Ama işte buranı da çizdirmişsin. Burayı yamarsın. Yani burayı düzeltirsin. Kolunu sararız. Sargı yani Sadık. Ama sen ameliyat olacaksan Serdar'la ameliyat olursun. Serdar'a ihtiyacı var. Serdar gibi net bir oyuncuya Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Onu ayırıyorum. Tolga için bir şey diyemem çünkü Tolga'nın karakteri yönün, yani Tolga ile muhatap olanlar, Tolga'yı yakından takip eden muhabir arkadaşlarla konuştuğumda çok olumlu bir izlenim almıyorum. Yani Tolga'yı birebir tanımıyorum ben. Ama negatif bir insan olduğu, biraz hani uzlaşmacı bir yaklaşımı olmadığı, takım içinde de yönetimle muhatap olurken de uzlaşmacı bir tavrı olmadığı hep anlatılıyor. O yüzden ya şu durumdaki bir Tolga'ya gelir Fenerbahçe'de çiçekler açar, baharlar gelir, meltemler eser diyemem. O yüzden kaldı ki dediğim gibi siz zaten İtalya'ya bile gitmesin, aman gitmesin, aman La Liga'nın orta sıra takımlarına gitmesin, aman Bundesliga'nın alt sıra takımlarına gitmesin diye sözleşme yaptığınız için zaten gidebileceği yer belli. Bence evet. Beşiktaş'ta kalır. Uğur'un az önce sözünü etmiş olduğu, şu son cümlelerinde ifade etmiş olduğu cümleleri yaklaşık bir saat kadar önce, belki yarım saat kadar önce Sayın Trabzonspor Başkanı etti Uğur. Versene onları. Ha, ne diyor? Verebiliyorsan diyor Sayın ki. Sayın Başkan. Yani diyor, İspanya'ya, İtalya'ya, İngiltere'ye 8. 10. sıraya takıma oyuncu verir miyim diyor. O manada değil. Bu arada bence vermesi gerekir. Ben ona katılmıyorum. Öyle söylüyor yani. Yani İngiltere'nin 8.si dediğin takım şu anda mesela Milan'dan falan daha önemli bir takım. İngiltere'de ilk 7'ye 8'e girmek. Milan, Inter, Valencia. Ben diyor Abdülkadir'i de üstüne vereceğim ama onlar bizim marka elçimiz olacak diyor. E tamam da yani bir de şöyle bir şey var. Yani kimse ya Manchester City gelip Trabzonspor'dan almayacak abi. La Liga'da 8. kulübe. Premier Lig'deki 17. kulübe gönderirsen büyük hata yapmış olurum. Nihat Kahveci niye Real Sociedad'da başkan oynadı abi? Hangi başkan? Ali Bey. Ali Ağol. Ahmet Ağol. Ahmet Ağol. Ama Liverpool'dan var teklif? Liverpool'dan teklif var ama o yalanlanmadı. Bugün Abdülkadir de söyledi. Bak. Şimdi onları paketleyeceğiz. Önce bir Ali Koç'un, yani Trabzon ve Galatasaray'a sonra gelmek için bunu kesiyorum. Önce bir şeyi verelim. Ali Bey'in açıklamaları var. Bugün dergide yanılmıyorsam. Yine çıktı ay başında. Diyor ki sevgili dinleyiciler, Ersun Yanal'ın göreve gelmesinin ardından takımımızda olumlu yönde değişiklikler gözlemliyoruz. Amacımız sezonun ikinci yarı puan tablosunda ligi en üst sıralarda bitirmek ve gelecek sezon ligi domine edecek Fenerbahçe'yi oluşturmak ifadelerini kullanıyor. Reklam arasına gidiyoruz. Dönüşte hem reklam arasına girmeden Fenerbahçe'yi de kapatacağız madem. Ali Bey'e muhalif olan ve Aziz Yıldırım'a oy veren birinden, bir Fenerbahçeli'den şöyle bir şey duydum. Seneye bayağı iyi transferler yapacak Ali Koç dedi. Bu şey demek mi yani? Finansal fair play'i hiç sallamıyor. Bir şekilde para bulacak. Dedi ki onu da konuşalım devre arasında. Dönüşte konuşalım. Ayrıca dönüşte... Ya bahsettiğim insan Ali Koç'a yakın biri değil. Yarın akşamki Serkan Korkmaz'ın da yapacağı bir röportaj var biliyorsunuz. Bankalar Birliği ve Federasyon Başkanı'nın katılacağı önemli. Serdar Okun'un söyleyecekleri var. Ara veriyoruz, dönüşte buradayız. Efendim ikinci yarıda birlikteyiz. Devre arasında kimler parayı alır konulu büyük bir panel yaptık. Sevgili kardeşimiz Sezer de geldi. Uğur, Serdar, herkes deneyimlerini paylaştı. Yani Serdar, Tolgay, diğer oyuncular hangisi parayı alır? Hangisi daha iyidir? Hangisi daha büyüktür? Hangisi parayı alır konulu panelimiz sona erdi. Yayında yapmayalım çünkü yeteri kadar konuştuk. Ve İsmat Mir'ine geçelim. İsmat Mir'ine geçelim Beşiktaş'a. Hı hı. Uğur, tanıyor musun, biliyor musun? Bildiğin tanıyorum. Auran'da biri mi? Sezer. Bence iyi bir santrafor, iyi bir stoper aldı Beşiktaş. Rejide müsaitse ona bir video attım İsmat Mir'in için. Bence İsmat Mir'in çok iyi anlatacak bir video ve yaptıran kişi Filip Koku. Evet, dolaşıyor evet. Ya gördün mü? Düştü mü? Allah. Düştü. Her gibi şeyde bir saklayamıyoruz. Filip Koku'nun da Filip Koku iyi hoca. Lafları da var. Filip Koku 7 Komolili başını yadı. Tenis toplu çalışmayı gördünüz mü? Tenis toplarıyla çalıştırıyor. Çünkü sürekli elleriyle rakibi çekiyormuş. Buna sen rakibi çekmedi, eline tenis topunu vermiş. Şimdi gelecek ekran. Tenis toplarıyla savunma yaptırıyor. Göstersin. Biraz sonra gelecek. Lafı dolaştır diyor. Şimdi şöyle bir oyun. Bir kere uygun maliyetli değil mi bildiğimiz kadarıyla?
Uygun maliyette zaten şöyle söyleyeyim. Form durumu bir kere formda değil. Ve komple oyuncu değil. Neden bunları söylüyorum? Zaten bu atletizm seviyesinde bir oyuncu formda ve işte oyun zekası, top kullanımı gibi özellikleri iyi ise zaten Türkiye'nin radarına girebilecek bir atletizm değil. Görüntü geldi galiba. Bakalım görüntüye. Çekmesin diye sağa solu Filip Koku oyuncu. Ellerinde bak tenis topu var. Çekme kimseyi diyor yani. Çok iyi. Hakikaten çok yaratıcı fikir bence. Adam ya Koku. Koku iyi hocaydı. Yediniz Serdar adamın başına. Çok iyi bir atlet. Ama işte... Koku yedi onun. Komoli yedi onun başını. Kokuya emanet edilen... Koku iyi hocaydı. Murat şimdi Beşiktaş. Koku iyi hocaydı. Ama doğru ortamda iş yaparak hoca ya bence. Evet doğru ortamda. Raycard olur mu bundan sonra? Yani Raycard kadar geriye gider mi sence? Yok yok. Raycard idareciydi ya. Raycard bana bir çeşit Del Bosque. Barcelona'nın Del Bosque. O zaman Barcelona'daki hani başarısını da daha yönetime bağlıyorsun. Hani futbola bağlıyorsun. Barcelona oturmuş sisteminin başında oyuncularla iyi anlaşacak, yönetimi rahatsız etmeyecek ve sistemi teknik tarafında devam ettirebilecek bir adam. Şampiyonlar Ligi'ni aldı ya. Messi çıkardı. Ama bu öyle demiyor. Bu diyor ki yanlış. İdarecilikle aldım diyor. Öyle değil abi. Abi o zaman Galatasaray dışında da başarılı. Birçok yere gitti ama ondan sonra teknik adamlığı bıraktı. Bir gitti nasıl ya Arabistan'a gitti, Hollanda'ya gitti. Ama bir milli takım var galiba. Kafaca bıraktı kafaca. Abi işte o hırsı yok. O dönemde bir şey hocalık hırsı adam. Yok yani. O dönemde şey başladı. Onun özel hayatında falan da sıkıntılar oldu. Bu adam bıraktı yani, işi bıraktı abi. Olabilir öyle şeyler. Yalnız Raycard gerçekten... gayet iyi bir hocaydı abi. Gayet. Ben katılmıyorum. Uğur diyor ki daha idareci yönü yüksek. Belli hani belli şartlarda iş yapan hocaydı. Koku öyle değil bence. Koku çok farklı ülkelerde. Koku daha olumlu anlamda amele diyorsun yani. Daha içeride çalışan bir adam diyorsun. Aynen. Descartes'te ben o Mirin'e dönelim. İsmat Mirin gerçekten çok iyi atlet. Çok hızlı bir kere. Ve hızlı stoper Türkiye'de çok bulunmuyor. Ama İsmat Mirin'in iyi transfer ya da kötü transfer olmadığını yanına kimin oynayacağı verirler. Vida mı oynayacak? Zapata mı oynayacak? Vida'yı satıp Zapata'yı alacaklar deniyor. Ya da başka biri mi olacak? Ben onu beklemek yani durumundayım. Zapata olursa çünkü işte savunması korkutucu bir savunma olur. İsmet Mirin tek başına hataya çok açık. Hata kapatmaya da açık. Yani yanındakinin hatasını kapatır atletizmiyle. Vida da öyle. Ama kendi de çok ciddi hata yapar. Vida ile çok %100 uyumlu bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Zapata ile olacağını hiç düşünmüyorum. O yüzden eğer İsmet Mirin 11 oynayacaksa ki öyle gözüküyor. Yanına konacak adamın çok iyi seçilmesi lazım. Mesela Zapata'yı istemem. Niye? Bu Napoli Zapata'dan mı bahsediyorsun? Hayır, Napoli Zapata. Hangi Zapata'dan bahsediyorsun? Zapata 30 milyon euro golcü. Milan'daki Napoli. Milan'daki stoper. Kolombiyalı. 1500 yaşındaki. Ya o 31 falandır tahmin ediyorum. Şu an yaşını ezbere bilmiyorum ama. Kolombiyalı'dan mı bahsediyorsun? Evet abi. 1500 yaşındaki. Bir bakalım abi, bir saniye. Sakin. Siz konuşun bakalım. Kolay abi. Kolay çok şey yapma. Kolombiyalı Zapata bayağı yaşlıdır yani. Tamam, sakin olun. Form durumu iyi değil. Ama Zapata'nın onu kapatacak bir atletizm ya da bir potansiyeli de yok. Zapata zaten o yapacağı onu elemiş, eleğini asmış bir oyuncu. Onu doğru söyledim. Doğru söyledim. Doğru söyledim. Onu elemiş, eleğini asmış bir oyuncu. Doğal olarak yanına koyacağın tecrübeli mesela Miranda İsmat Mirin yaparsın. Christian Zapata yan 1986 30 Eylül. Tamam, 32, 33, 34. 32, olmaz. Zapata'yı gazlıyorlar Beşiktaş'a. Kaldı ki form durumu da iyi değil. Yani ne vasıfla gelecek burada Beşiktaş'a? 86 olduğuna göre 33 bitmiş, 30'lara dönmüş. Doğal olarak ben yanındaki stoperi beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Ama İsmet Atmir'in iyi bir hamledir. Uygun paraya bu atletizmde oyuncuyu Avrupa'dan getirebiliyorsan getirirsin. Ekstra bir bilgi de vereyim. Takım ismi vermeyeceğim. İki tane Türk takımının listesinde yer alan bir oyuncu. Sadece Beşiktaş'ın istediği bir oyuncu değil. Mirin. İsmet Mirin, evet. Öncelikli bir isim bence olduğu kanaatinde değilim. Bence Serdar Taşçı'dan iyi transfer. Şöyle, Serdar Taşçı'yı Beşiktaş alsaydı, Beşiktaş Serdar Taşçı'yı mı alsın, İsmet Mirin mi? İsmet Mirin alsın derdim. Ama Başakşehir için Serdar Taşçı daha doğru transfer. Çünkü Başakşehir daha dengeli, arkaya atıyor kendini, daha düşük tempo oynuyor. Serdar çok yavaş bir oyuncu. Zaten en büyük eksiği de bu. Yoksa tank gibi güçlü, kuvvetli, hava hakimiyeti olan, ayağı da düzgün bir oyuncu. Ama ağır değil yani, çok ağır, tank.
Hakikaten tank. Kötü bir son dakika var. Trabzonspor'da Kuçka'nın da sakatlanıp hastaneye kaldırıldığı ifade ediliyor. Kötüymüş. Onazi'den sonra çok umut beslenen Kuçka'da inşallah uzun soluklu sakatlanmaz. Daha da kötüsünü söyleyeyim. Parma'yla görüşmesi vardı. Parma'ya gönderip 2 milyon eurodan da kurtulacaklardı işte. Ve yerine adam alacaklardı. Böyle işte abi, böyle. Şu an 2 milyon euro da boşa gidecek. Yazık Trabzonspor'a. Üzücü bir durum. Acaba nedir? Yani Beşiktaş stoperde bence iyi bir stoper aldı. Niye? Şimdi o adam teknik anlattı. Bir kere ucuz. Ucuz. Bir kere Roko stoper falan değil. Roko şeker. Talibi falan var diyorlar hemen abi. Ya yok. Beşe meşe. Var. Vallahi haberler var beşe ya. Beşe meşe. O ancak menajer başarısı olur. Onu da ben yemem yani. İki. Abi 5 milyon getiren varsa 1 milyonunu veririm. Abi, 1 milyonu sende kalsa 4'ü ver derim yani. İki. Yani Medel'i çekiyorsun. Necip'i çekiyorsun. Olmaz ya. Buraya bir tane orijinal stoper. Adam bir kere. Yani İsmat Mirin. Orijinal stoper. Orijini bu yani. İşi bu adamın. Oraya hani devşirme değil bir kere. Dolayısıyla doğru bir hamle. İki, biz burada ne dedik? Mehmet Ayan devam defalarca. Ya kardeşim madem küçülüyorsun. Gökhan Gönül, Adriano, Caner, Vida, Pepe dörtlüsünden savunma olmaz. 50 milyon euroluk savunma olmaz küçülen takımda. Dedin evet. İki, madem küçülüyorsun Vida'yı sat abi, Pepe'yi tut. Pepe Mirin geçilmez savunma olurdu. Evet, Pepe Mirin çok daha ideal olurdu. Onun katılıyor. Tamam mı? Ama yapamadın. Neyse şimdi Gökhan'a da bir yerde bir şekilde nasıl gönderirim derdindeler. Adriano'yu da bir satabilir miysek satalım, Caner'le idare edelim derdindeler. Beşiktaş veda sezonu yaşıyor zaten. Neyse ama bütün bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Mustafa Akbaş oluyor mu abi? Hani yeni Trabzonspor'a doğru dönüşüyor galiba benim anladığım Beşiktaş. Yeni Aksar. Yeni Trabzonspor'a doğru dönüşüyor ve Mustafa Akbaş'ın da olacağını düşünüyorum ben. Mustafa Akbaş diyorsun. Evet. Kendisi de açıklamış zaten çocuğun. Beşiktaş'la görüştük, anlaştık diye. Parada da anlaşmışlar. Meden sonra menajere çıktı. Parada anlaşmışlar, bekliyorlarmış. Yani Mustafa Akbaş, İsmat Mirin olacaksa o zaman belli ki dediği doğru yani şey de gidiyor. Ya Roko gidiyor ya Vida gidiyor. Ya da ikisi birden gidiyor. Mustafa Akbaş, İsmat Mirin. Vida'ya Fulham'dan teklif oldu sanıyor. 10 milyon euro. Caner Erkin, Şener Özbayraklı büyük takım dörtlüsü olmaz. Az önce saydığını da yok diyordun. Bak bir daha söylüyorum. Dengeyi bulamıyorum diyorsun. Bak bir daha söylüyorum. Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano mükemmel bir savunma dörtlüsü. Ama çok pahalı. Küçülüyorsan ikisinden vazgeçeceksin. Ama Şener Özbayraklı, hani ismi geçenlerden bahsediyorum. Şener Özbayraklı, Mustafa Akbaş, İsmat Mirin, Caner. Caner veya Adriano. Hadi Adriano dur. Şampiyon olamazsın. Olur. Mustafa Akbaş, İsmat Mirin diye bir ikili olmaz. Ha. Şu olur, şu olur. Mustafa Akbaş dördüncü stoper olur. Ancak. Caner, Şener, İsmat Mirin, baba stoper. Baba da Vida işte. Pepe mesela, o, tamam bu olur. Yani ikisi arasında bir denge bulmak lazım. Gelelim hücum hattına. Burak Yılmaz. Şimdi Wagner gitti. Şey gidecek herhalde. Larin gitti herhalde, Malatya'ya falan gidiyor. Şimdi Mustafa yok. Yani denklemde yok. Birinci niye Mustafa var? İşte. Var da yani Burak veya Mustafa. Hı. Doğru mu ya? Yani üçüncü... Yoktan kalsın birinci oyuncu değil yani. Şimdi Burak Yılmaz veya Mustafa Pek demek, doğru mu? Arada büyük fark var. İkame edemezsin diyorsun. Yani Beşiktaş bence şöyle bir durumda olacak ligin ikinci yarısında. Karius, Gökhan veya Şener. Ki ben aralarında çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. Genel kanının aksine. Şener daha istikrarlı duruyor. Ha. Çünkü Gökhan, o eski Gökhan olmayalı çok oldu yani. İyi stoper. İyi stoper. Mirin, Caner. Medel veya Dorukhan. Hı hı. Oğuzhan. Atiba. Bu dörtlüden ikisi. Doğru mu? Evet. Hı hı. Babel'le düşünüyorum ki şey olacaklar, barışacaklar. Quaresma gidiyor. Hı hı. Laiç, Lens, Burak Yılmaz. Bu takım dördüncü olur, üçüncü olur. O olur yani. Böyle gidecekler. Ha, Mustafa Akbaş, Onur Kıvrak falan. Bir de Şenol Güneş'e ver anahtarı.
Kapıya da bir de ya, ne yaparsın? Jaja'yı da getirsin abi. Bir de Jaja. Vodafone. Umut'u da al. Vodafone, Şenol Güneş kompleksi. Kayseri Spor'dan Umut'u da al. Selçuk'u da al bir de. Galatasaray dua etsin sana. Vodafone, Şenol Güneş kompleksi. O zaman olmaz yani. Ya bir de Şener'i de saydı bana. Şener de hocanın oyuncusu filan. O zaman bir de Volkan Şen alalım. Şeyin yedeği filan diye. Kovarejman Şen. Babe'nin yedeği. Öyle devam edelim. Şimdi Uğur. Akhisar deplasman, Erzurum içeride, Antalya deplasman, Bursa içeride, Malatya deplasman. Şu karmaşık kompozisyon 15 puan çıkartır mı buradan? Bak, Beşiktaş. Hiçbir şey bilmeden soruyorum, evet. Yani hiçbir şey, yani ne olursa olsun. Bir kadro olsun, çıkartamaz. Bir kadro sayayım, o çıkartır bak. Ha, bir kadro sayayım. Ondan sonra Uğur sende oluyorum bak. Gökhan Gönül veya Şener. Gökhan Gönül veya Şener. Pepe. Veya, yok oğlum Pepe işte. Veya klasında bir stoper. Vida mı o? Değil. Ha, işte, daha iyi stoper. Orada durdun işte. Ama Vida'yı sattım, daha iyisini aldım. Ha. Mirin. Tamam. Mirin. Den ortaya. Adriano. Tamam mı? Merkez ortası. Medel. İyi transfer. Light. Transfer. Medel yeni transfer. Orta ikilik. Ha. Medel yeni transfer. Bak Dorukhan değil. Medel yeni transfer. Oğuzhan da değil. Medel iyi bir 8 numara. Babel. Laiç. Kovarejman'ın yerine iyi transfer. Kovarejman'ın yerine iyi transfer yapamayacağını düşünüyorum. Önde Burak. Lens'e güven, Burak. Bu takım alır. Bence bu takım da alamaz. alır. Burak var abi. İki stoperin orta sahasını, santrforunu değiştirmiş hiçbir takım. İkinci yarıda 5-5 başlayamaz. Bu ve kolay da bir fikstür değil. Abi Akhisar deplasman. Erzurum içeride. Abi, Galatasaray. Abi zaten hiç kimse alamıyor. Ha, bak, bu soruyu, kim 5'te 5 yapıyor? Bir dakika bu soruyu sormamın bir sebebi var. 5'te 5 yapan şampiyondan yürür ya. Arkadaşlar benim bu soruyu sormamın özel bir sebebi var. Durup dururken ben size 15 gün sonrası için 15 puan sorar mıyım? Mesela Burak tribün ilişkisi. Akhisar'dan berabere kaldın. Erzurum'la berabere kaldın. Erzurum maçının 90+7. Dakikasını anlat bana. Derdim o. Ama Burak. Ama Burak'ın performansına Burak, bağlı. Burak'ın performansını değerlendirir. Maç berabere biter diye Burak'ı yani kesmez zaten. Şöyle bir durum vardı. Bunu kabul edelim. 27 puanla kapatmışsın. Bak şunu kabul edelim. Beşiktaş'ta yönetimle, başkanla değil, yönetimle Şenol Güneş arasında mevzu vardı. Yönetimin çok bilmiş, kişi birden burnun ucunu göremeyen yöneticileri var. Fikret Orman'ın yancıları, tamam mı? Bu yancılar Şenol Güneş gitsin istiyordu. Ya bize bakmayın, biz çok iyi işler yaptık. Bu Şenol yapamıyor. Şenol yapamıyor diye yalandan iş yapıyorlardı. Tamam mı? Şimdi bunu kabul edelim yani. Şenol Güneş'i gazlayan bunlardı. Medyanın önüne atan aslanların. Şimdi Şenol Güneş'te sulh olundu. Bu sefer de tamamen Şenol Güneş'e teslim ediliyormuş gibi bir hava oluştu bende. Burak, Akbaş, evet. Onur. Ya Onur. Bir şey diyeceğim. Para azsa, para az olunca niye hocaya dönülüyor ki? Para az olunca yöneticilik olur zaten esas. Para zaten, az olunca az bak, parayla çok iş yapmayınca akıl gerekir. Bak burası bir kurum abi. Buraya bir sen, para girdiyse çıktı da bellidir. Ya. Şimdi Cenk'ten aldın mı kardeşim sen 22 milyon euro? Evet. Aldın mı? 24 milyon euro aldın mı? Aldın. Şampiyonlar Ligi'de toplam ben iddia ediyorum ya haftalardır iddia ediyorum. 70 milyon euro aldın diyorum. Toplam Cenk artı Şampiyonlar Ligi'nden. Evet. 70 milyon euro para aldın. 43 artı 22 zaten o hesap. 43 tamam artı 22. Ya, sen diyorum ki bunu aldın. Ya bu 70 nereye gitti ya? Oğlum 43 girdi. Son sene 43 yani. Ya geçen sene daha öncekiler boş ver. 43 artı 22 aldı. Bu girdi. Ya bu buradan nereye gitti kardeşim? Bir de bu arada sen bir sürü futbolcu sattın. 2 yıl evvelinden öncesinden. Sadece Cenk de değil. Bir sürü oyuncu sattın. Müthiş başarılı satışların var. Bu seneki takımın parasını çıkarmak için bu seneki Şampiyonlar Ligi'ne göre yapılmış paralar. İşte öyle bir şey bizim yöneticiler dahi olduğu için. Bu da doğru. Dahi, hakikaten dahi değil. Dahi olduğu için her sene Şampiyonlar Ligi'ne gideceklerini düşünüyorlar. Böyle bravo, bir dünya yaratmışlar kendilerine. Yani herkes bir poker masası var. Ortada işte Şampiyonlar Ligi paramız. Herkes rest çekiyor. Her el birileri her el iki kişi batıyor. 3 Mayıs sürecinde yönetemeyince. Dolayısıyla abi. Doğal olarak dördüncülüğe göre plan yapmamış. Ama Beşiktaş'ın şu avant bak. Ve gider negatif durum var. Bir pozitif taraf görüyorum. Bir tane pozitif taraf. Sene başında çalışmadılar. Bunlar yattılar. Tamam biz yaparız ya. Lay 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 Ağustos böceği Ahmet abi yiyelim. Bilmem kim Mehmet Bey'i yiyelim. Metin Bey'i yiyelim. Onu yiyelim. Bunu yiyelim dediler. Tamam mı? Kendi iç çekişmelerine takıldı. Takımı çalışamadılar. Bu sefer bu çalışma görüyorum. Yani şu anda çalışıyorlar. Abi bir de şöyle bir şey var ya zaten. İşte kardeşimiz otopark ayarlayalım. Bu işleri bırakın abi. Biraz Beşiktaş için çalışın yani. Mesela 31 Ağustos'ta planlaması biten bir takımın Eylül ayında santrforu, Aralık ayında stopere gitmez zaten. Bu kadar ve sen mesela o kadar doğru ki. Yani Pepe'yi tutsan, Pepe Mirin hakikaten bu sefer derim ki ben burada konuşurken derim ki
Vida'dan daha ideal. Vida'dan ben daha de Fenerbahçe'yi en son Pepe'yi alırım. Ben niye almıyorsun lan Pepe'yi? Bak, Fenerbahçe'den daha düşük seviyeli. Galatasaray alacak galiba. O gülüşü gördün mü? Öyle mi diyorsun? Öyle ben de mi gördüm? Yok yok yok. Ben başka bir şey anlattığım için. Alakası yok. İsim Admir'in Pepe kalsaydı ben şu an çok iyi transfer falan diye anlatıyordum. Vida'dan iyi stoper değil ama Pepe'ye daha uygun stoper, daha uygun partner. Futbolda ya özellikle stoper ikilileri konuşacaksak birbirlerinin özelliklerini bir Lego gibi ikisi birbirine geçmesi lazım. İki parça birbirine geçmiyorsa zaten sıkıntı var. Ben Pepe ile Vida'nın da o kadar ideal olduğunu düşünmüyorum. Mesela Pepe Tosic bile daha iyi ikiliydi. Birçok işte Tosic Marcelo çok daha ikiliydi. Hani birbirini doğru tamamlayan, özellikleri birbiriyle uyuşan oyuncular olduğu zaman stoper de başarılı gelir. Çünkü sen istediğin stoperi alabilecek kıvamda değilsin. Onu zaten tek başına komple yeterli olanı Premier Lig'e gidiyor. 35 milyon, 40 milyon, 50 milyon takımına göre değişiyor. Sen yapamazsın, alamazsın yani öyle bir stoper. O yüzden birbirini tamamlayan oyuncu alacaksın. Ben İsim Admir'in oyun zekasının zayıf olması, pozisyon almakta sıkıntı yaşaması bunlar beni ilgilendirmiyor. Hızlı bir stoper, atlet bir stoper, hava hakimiyeti var, bitti. Benim için bu kadar. Ama bunu işte yanına hangi partnerle, hangi Lego parçasıyla birleşecek? Pepe ile birleşseydi iyi derdim. Vida ile birleşirse soru işareti. Zapata ile birleşirse kapat git dükkanı. Açıkta söyleyeyim. Evet. Zapata çünkü daha kötü parça. Hemen Galatasaray'a geçmemiz lazım. Süre bitti, daha Serdar'ı dinleyeceğiz. Serdar sana Galatasaray'ı sormayacağım. O şeyi anlat bize küçücük. Şimdi arkadaşlar yarın şöyle bir şey var. Yarın Sayın Başkan'la Hüseyin Bey, Hüseyin Aydın açıklayacak. Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanı'nın onayıyla ve yol vermesiyle Maliye Bakanlığı, Bankalar Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu bir işbirliği yaptı. Şimdi yıllar evvel ben bunu yapmıştım. Şimdi öyle bir banka kalmadığı için rahatlıkla söyleyebilirim. Koçbank'tan anlattım ya bir gün burada 13 tane kredi kartına battım. Citibank'tan kredi aldım falan diye. Sonra 6 iki bankada kalmadığı için şu anda rahat anlatabiliyorsun. Şimdi sonra ben arkadaşlar gene bir 6-7 tane kredi kartına batıyorum. O zaman Koçbank bir şey çıkarttı. Bir çalışma çıkarttı. Dedi ki kredi kartlarını ödemeye gayret edip ödeyemeyen, asgari tutarlarda kalan ama iyi niyetli bulduğumuz şeyleri, mudileri veya insanlar gelsinler. Bütün kredi kartlarını ben kapatacağım. Ve hepsini kapatsınlar. Bizim kredi kartımızla devam etsinler. Bize ödesinler. Ve ben bunun da faizini çok düşük tutacağım. Ben de gittim. Bunun röportajını yaptım. 2002 yılı. Bak 2002 yılı. O zaman ekonomi gazetecisiydim. Hangi yıla kadar ekonomi gazeteciliği yaptın abi? 2006 falan mı? 2004'e kadar. 2004'e kadar. 2002'de bu iş oldu. Ben de sonra dedim ki ya benim de var borçlarım. Ben yapayım bari bu işi. Neyse yaptım. Benim o zaman 3-4 tane kredi kartı var. Peki abi röportajı bunu yapabilmek için mi yaptın? Yok o zaman ben röportajı yapıp, o zaman çok reklam, iyiymiş dedim. Hayır bunu reklam veriyorlardı. O bir şey var orada gidip yapalım. Hani ekonomi gazetesi nedir bu filan. Gittik orada genel müdürle görüşürken dedim ya ben de yapayım bari. Ben de battım. Yapın dedi. Şimdi hani benim kredibilitem kötü de olsa muhabirim ya. Avantaj kullanacağız. Ondan sonra dedik tamam yapalım size de. Neyse kredi kartlarımı hepsini ödediler. Ve ben o dönem için Koçbank'tan tek bir kredi kartına girip... Sadece ona borçlandım. Sadece ona borçlandım. Ben bugün bile hala iki tane kredi kartı kullanıyorum. Bak o zamanki derslerden. Ders aldığım için. Neyse şimdi bir tanesi de evde duruyor yani. Bunu hep anlatıyorum ben. Bir tane kredi kartıyla yaşıyorum. Varsa harcıyorum yoksa harcamıyorum. Diğeri de evde duruyor. Hani yarın öbür gün bir şey olur Allah korusun diye. O. Şimdi aynısını Ziraat Bankası yapacak. Diyecek ki gel 18 kulüp. Kaçta sizin toplam borcunuz 11 milyar nokta 2 milyar galiba. 11.2 milyar lira. Yani. Ben bu parayı size verdim. Sizin bugün itibariyle hiçbir başka bankaya, kişiye, hiçbir başka factoring şirketine, hiçbir başka finans kuruluşuna borcunuz yok. Sadece bana var Ziraat Bankası olarak. Ben bu Ziraat Bankası'nda böyle bir para yok. Nereden bulacağım ben bu fonu? Bütün bankalardan. Bankalar Birliği de bu yüzden bir fon oluşturuyor. Artık bütün banka mı? 8 tane banka mı? 11 tane mi? Onu bilmem. Onu öğreneceğiz yarın. Hı hı. Ama bunun Ziraat Bankası üzerinden gidecek. Sen bunlara kaç para faiz veriyorsun? Diyelim ki Denizbank'a %5 attım şimdi. Çok 5'ten alamazsın da. İşte bilmem ne bankasına %7. Faktoring'e de %30 veriyorsun. Yani senin toplam kümülatif faizin %20, 15, 20. Her sene %20'yi zaten atıyorsun sobaya.
Ben sana bunu %8 de vereceğim diyecek yarın Hüseyin Bey. %8 de ve bunu 10 yıla yaydım. Peki ben sana bunun karşılığında ne alacağım? Çünkü senden bir garanti almam lazım. Yayın gelirlerini bana temlik et. Buraya kadar her şey yolunda mı? Kulüpler faizden kurtuldu mu? Tek bir kredi kartına borçlandı mı? Benim gibi. Evet. Ben karşılığında bir şey vermedim. Hı hı. Teminat vermedim. Kulüpler teminat veriyorlar yayın geliri olarak. Benim de çok borcum olsaydı benden de bir şey ipotek isteyecek adam. Ha sonra ben lan nasılsa borcu kapattım. Oradan da yiyeyim, buradan da yiyeyim demedim. Çünkü ben ders aldım. Ama bunlar ders almayacağı için ikinci bir kurul kurulacak. İşte ona da futbol piyasası denetleme düzenleme kurulu diyoruz. Benim yıllardır bahsettiğim kurul kuruluyor. Sana diyecek ki Mehmet, sen diyeceksin baba ben Falcao'yu alayım çünkü rahatladım. Veya Fabregas'ı alayım. Rahatladım. Dur bir dakika diyecek ya. Senin gelirin bu. Giderin bu. Şuradan şunu bir düş bir kere. Şuradan da şunu düş. Buradan senin gelirin bu kadar. Sen Falcao Malcao alamazsın. Alsan alsan işte şunu kiralarsın. Peki nasıl bir yetkiye sahip olacak da engelleyecek? İşte orada federasyonun üyesi orada olacak. Federasyon da diyecek ki kardeşim bak bunu yapamazsın. Yaparsam ne karşılayamazsın. Lisans vermem. Sana lisans vermem. Küme düşürürüm. Eksi puan veririm bilmem ne. Şu anda da var bu yasalar ama uygulanamaz. Bunu kabul ederim çünkü ligde takım kalmaz. Belki Kasımpaşa, Göztepe ikisi. Başakşehir 3 takımla lig oynanır. Neden acaba? Ha. Bu iş çok güzel. Bence çok %100 destekliyorum. Tek soru işaretim şu. İnşallah bu olmaz. Bugünden de soruyor. Ulaşır Serkan Korkmaz'a. O da sorsun. Yarın öbür gün siyasi müdahale olur mu abi? Ya bizim takıma da versin. Ya verin kardeşim. Falan diye birisi dışarıdan bu kurula baskı yapabilir mi? Birisi dediğim bakan olabilir, milletvekili olabilir. Ya bizim şehrin takımına da bir göz yumun. Bir şey yapın. Bak bu olursa büyük patlar. Hiç kimse şimdi BDDK'yı arayamaz. Kimde arayamaz? BDDK gibi olacaksa bir sıkıntı yok. Ben onu da destekliyorum. Mevzu bu olacak yarın. Açıklanacak olan şey ki, bu. Federasyon olarak da aslında federasyonun başında kulüpte kötü finans yönetimi üzerine uzman bir başkanımız da var. Damdan düşen yani var. Tecrübeli yani. Sen de diyorsun ya tecrübeli bir şekilde. En tecrübelilerinden biri var yani. Deneyim. Efendim. Deneyim ve sorunu çözdüm. Galatasaray'ı. Onu yapabilecek birisi var. Galatasaray'ı böylelikle bitirmiş olduk. Arkadaşlar bu Serdar'ın son kısmını bana paketleyip radyoya verirseniz yarın kendisini radyo programından önce kullanacağım. Haberiniz olsun. Rica edeyim. Show radyodan önce Lig Radyo'da. Sabah 8-5 geçe falan filan reklam şarkı kahve molamı uzatmak üzere sevgili Serdar'ın şu yorumunu tabii ki bir Galatasaray'da büyük mevzular var. Onu sonra. Sonra bir detaylı konuşalım. Görüşmek tabii. Üzere. Hoş sevgi, saygı. Abi.